Alanya Posta TV ekranlarından buradan herkese iyi akşamlar. Yeni yayın döneminde yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. SGK uzmanı gözüyle programımızın adı ve ben Hayal Başar ve Muharrem Kaya olarak sizlerle her hafta ekran başında olacağız. Programımızın adından da belli olduğu gibi sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili ve bu kapsamda önceliğimiz tabii ki EYT olacak. Tabii bunun yanında da önemli bir durum, yani vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kurulmuş olan sosyal güvenlik kurumu ve çalışma hayatı işkur kapsamındaki iş kanunu tüm mevzuat hakkında sizlere burada bilgiler vereceğiz. Ben öncelikle Muharrem Bey'i tanıtmak istiyorum size. Evet Muharrem Bey, sizi tanıyalım. Evet, öncelikle bizlere bu imkanı tanıyan vatandaşlarımızla, Alanya halkıyla bir bütün olarak olmamızı sağlayan, onların işte bu anlamdaki sosyal güvenlik alanında, çalışma iş hayatında sorunlarına, problemlerine ortak etmek üzere veyahut da onlarla bilgilendirmek üzere bize bir imkanı tanıyan Alanya Posta TV veya Alanya Posta Medya grubuna başta Mehmet Ali Bey olmak üzere, Gaye Hanım olmak üzere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizim teşekkür konumuz tabii toplumun veyahut da yaşayan tüm insanların sosyal güvenlik alanına baktığımızda gerçekten çok temel ihtiyacı olarak ortada durmaktadır. Bunu ben şöyle görüyorum. Tabii bizim 30 yıllık, 35 yıllık bu kurumun içerisinde, bu kanunun içerisinde veyahut da sosyal güvenliğin ne anlama geldiği içerisinde baktığımız şey insanların yeme içme ihtiyaçlarından sonra en büyük ihtiyacın olduğunu ben değerlendiriyorum. Ki şöyle ki biliyorsunuz bu sosyal güvenliğin temel amacı insanların çalışamaz duruma dönüştüklerinde veyahut da bu duruma geldiklerinde bu kendilerine kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmelerini sağlayacak bir kurum olarak ortada durmaktadır. Tabii biraz ilk başta isterseniz ben biraz kendimi bu noktada vatandaşlarımızın bilmesi adına bu konuları işlememizi gerek veya sağlayacak durumun ne olduğunu anlatma pozisyonundan başlarsam. Evet. Yaklaşık olarak ben Zonguldak doğumluyum. Zonguldak'ın ne anlama geldiğini biraz sonra birkaç cümleyle de izah etmeye çalışacağım. Sohbetlerimizde evet, bahsetmiştik. İlk benim görev yerim Zonguldak Sigorta Müdürlüğü'dür. Daha sonra işte çeşitli yerlerde memur, şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak bir fiil, uygulamacı olarak görev yaptık. En sonunda 2017 yıl başında 2017'nin ilk döneminde Alanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olarak görevlendirildim ve 6 yıl boyunca Alanya halkına hizmet etmek için elimizden gelen gayret hep gösterdik. Tabii bu kamuda tabii belirli bir dönem sonra artık bizlerin de belirli bir zamana erdikten sonra bu noktada işte emeklilik dediğimiz veya ayrılma dediğimiz pozisyonumuzu gerçekleştirdik. Yaklaşık bir buçuk ay önce fiil olarak emekli oldum. Ancak tabii burada insanların bir yaşam tarzı, bir hayata bakış, görüş açısı mevcuttur. Bizim de buradaki görüş açımız şu oldu. Yani emeklilik konseptinde gidip evde oturmak yerine yine 30 yıllık mutfakta yetişmenin, uygulamadan gelmenin kapsamı noktasında elimizden geldiği kadar yine Alanya halkına hizmet etmek için böyle bir işte danışmanlık ofisi adı altında bir yer oluşturduk. Ama bunu sadece ofisle sınırlandırmak yerine bu noktada ihtiyaç sahibi, bilgi sahibi halkımıza gerekli bilgileri, doğru ve güncel bilgileri aktarmak için de böyle işte basın aracılığıyla olsun, diğer alanlarda olsun hizmetlerimize devam etmeye çalışmak için bu yola çıktık. İnşallah dediğim gibi burada bir insanımızın hakkını ve hukukunu koruyarak ona yol gösterebildiğim takdirde benim en büyük kazancımın olacağını düşünüyorum.
Bu noktada da gerçekten gayet güzel dönüşümler almaya başladık. Tabii bu aşamada da ilk şeyimiz herhalde sanıyorum bu EYT konusundaki toplumun işte beklentileri noktası. Evet, şimdi biz daha çok sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili konularımızı işleyeceğiz. Evet. İlk programımızda EYT'yi konu alacağız. Çünkü hı-hı, yakın bir tarihte kanun çıkıyor ve evet, bu herkes için çok önemli. Evet. Biz öncelikle EYT ile ilgili bilgiler verelim seyircilerimize. Hı-hı. Onların da merak ettiği konular var. Hani kısa ve öz bir şekilde geçersek. Hı-hı. Şimdi bu aslında EYT bir deyim. Yani EYT, hı-hı, diye bir yani sosyal güvenliğin içinde EYT diye bir şey söz konusu değil. Açılımı evet, ne yani diye başlarsak? EYT dediğimiz işte emekli yaşa takılanlar gibi bir ifadeyi onu kısaltılmış şeklidir ama aslında mesele şudur. 1999 yılına kadar, 1999 yılına kadar bizim Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 506 sayılı bir kanunu vardı. Burada işte çalışma şartları, işte sosyal güvenliğin kapsamı ve bunun en sonucunda da emeklilik şartlarının bir sunumu vardı veya şekli vardı. Hı hı. Fakat 1999'da bu şartlar değiştirildi. Ya çeşitli sebeplerle değiştirildi. Şimdi bugün için tabii burada şöyle bir şey ortaya çıktı. 1999'dan önce işe giren insanlar dediler ki biz 506 sayılı kanunda belirtilen şartlara göre sigortalı olduk. Dolayısıyla tabiri caizse maç oynanırken kural değişmez. Dolayısıyla biz bu konuda daha sonra yani biz çalışmaya devam ederken bu şartlarda sigortalı olmamıza rağmen daha sonra bu şartlar daha da ağırlaştırılarak biz bir haksızlığa uğradıklarını düşündüler veya söylediler. Dolayısıyla aslında çıkan şey budur. 1999'a kadar bu 506 sayının kanun kapsamındaki şartlar o tarihten sonra değiştirildi. 4447 sayılı dediğimiz bir kanunla değiştirildi. 1.10.2008'den sonra 3 kurum birleşerek daha bambaşka bir şekle dönüştürüldü. Burada işte en fazla yani insanların bu noktada mağdur olduklarını düşündükleri konu şöyle yani yaşa hemen başından efendim yaşa takılma mı? Tabii şöyle yani 1999'a kadar meselemiz ve şeyimiz şuydu. Normalde 5000 gün kadın ve erkeklerde 4A kapsamından bahsediyorum. Yani hı hı, 4A sigortalı işçi bir işverenin yanında çalışan bir işçinin durumundan bahsediyorum. 1999'a kadar bu anlamda sigortalı işçi olarak çalışan kişilerin emeklilik şartları kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, hı hı, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi. Bunun kapsamı da şudur. Sigortalılık başlamış olduğunuz tarihle emeklilik müracaatını edeceğiniz tarihteki aralığın süresidir bu. 20 yıl kadınlarda, 25 yıl erkeklerde. Bunun yanında prim hizmet süresi olarak dikkate aldığımızda da bu da 5000 gün olarak dikkate alınmaktaydı. 8-9'dan sonra bunun yanına bir de yaş kriteri eklendi. Evet. Dolayısıyla siz 20 yılı kadınlarda 5000 günü doldursanız da o yaş kriterini doldurmadığınız sürece o yaşa kadar örneğin bu şartlarda 45 yaşınızda emekli olacaktınız, hı hı, ve sizin emeklilik şartınızı 50 yaş olarak değerlendirdiğini varsayalım. 5 sene daha bekliyorsunuz. Yani 5 sene daha ya prim ödemeye devam edeceksin veya bırakacaksın, emekli olmayı ve maaş bağlamayı bekleyeceksiniz. 4B kapsamında olanlar için de söyleyeceğimiz şey şu. Burada da yine kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi, 25 yıl yine erkeklerde sigortalılık süresi. Evet. Ancak buradaki kriter de 7200 kadınlarda, 9000 gün erkeklerde kapsamı var idi. 8-9-99'a kadar. Bu tarihten sonra bunların da yine yaş kategorisi devreye girdi. Emekli sandığı keza aynı şekilde. Hı hı. Dolayısıyla burada en fazla işte hani 4B kapsamını işte kamu veyahut da kamuoyu şöyle bir düşünüyor veyahut da kurum da belki kurulurken bu anlamda düşünmüş. İşte vergi kaydı olup esnaf olup bu noktada şirket sahibi olup kişiler 4B bunların biraz daha gelir durumları iyi. Dolayısıyla 9000 gün olsunlar. İşçiler tabii birinin yanında işçi çalışıyor. Zor zaman zor çalışıyorlar. Biraz sıkıntıları var. Dertleri var, sorunları var. Bu anlamda yani onları daha böyle daha basit daha kısa sürelerde emekli etme durumuna dönüştürdüler. Burada aslında en fazla ses çıkan insanlarımız hep bu işçi statüsünde olan kişiler. Tabii onlar da bu noktada haklılık payı olabilir. Çünkü
geliyorsunuz, işte 50 yaşınızdasınız, bir yere işten ayrıldığınız var veyahut da çalıştığınız olsa diyor ki daha genç biriyle işveren çalışmak istiyor. Sizi, iş aklınızı feshedebiliyor. Veya sizi oradan ayrıldığınız bir başka yere işe girmek istediğiniz takdirde işveren diyor ki ya ben 50 yaşındaki adamı çalıştıracağım ama 20 yaşındakini çalıştırıp konseptinden. Dolayısıyla emeklilik hakkını da almadan bu noktaya düşenlerin tamamı çoğu mağdur duruma düşüyordu. Evet. Dolayısıyla böyle olunca haliyle bu sıkıntı işte buradan kaynaklandı ve şu anda yapılmak istenen şey de en fazla dediğim gibi beklenti olan da 4A kapsamında dediğim sigortalı işçi olarak bir işverenin yanında çalışan kişilerin emekliliği olarak değerlendiriliyor. Tabii 4B'den de hakikaten işte o dönemden bu döneme geçen işte bir bakkal dükkanı olarak düşünün. Ya bunu çok işte paralı veya zengin bir kişi olarak kabul edilip 9000 gün aranan bir şartımız da var ama tabii bu noktada şey bu. Yani asıl beklenen EYT dediğimizin genel kuralı bu. Şimdi tabii bu EYT ile ilgili bu aşamada tabii şöyle söyleyeyim yani bunun başından... Çıkacağı tarih peki kesin ve net mi? Ya, şu ona andaki biz şöyle bir sıradan bir kronolojik sırada şöyle yukarıdan aşağı ben biraz bir izah etmeye çalışırsam aslında bütün soruların cevaplarını 3 aşağı 5 yukarı vatandaşlarımız bilgi sahibi olmuş olacaklarını düşünüyorum. Şöyle yani şu ana kadar bizim tamamen işte basın, Sayın Bakanımız ve diğer yetkililerin işte söz olarak, şifahi olarak anlattıkları, söyledikleri konuları biliyoruz. Yani bunun gerçekten içeriği nedir, neyi kapsayacak, nasıl olacak, ne şekilde olacak bilmiyoruz. Ve çıkmadığı için de bu noktada hiç kimseye de ya senin şartın budur, bunun şartı budur demek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bugün itibariyle bizim normal mevcut 5500'li yasamız var. Dediğim gibi mülga olmuş 506'mız var, 1479'umuz var. Yani bu dediğim Bağkur, öyle diyelim kanun numaraları değil de işte işçi statüsünde, Bağkur statüsünde, emekli sandığı statüsünde çalışanlarımız var. Bunların beklentileri. Baktığımız takdirde burada söylenen şey şu. 1999'dan önce sigortalı olmuş bu 4A, 4B, 4C. Altını çizmemiz gerekiyor evet, mu? Yani bu çok evet. Önce sigortalı olmuş kişilerin o seneki, o dönemki kanun maddelerinin emeklilik şartları neyse bu şartlara geri döndüreceğiz. Dedikleri o. Yani söylenen işin başlangıç noktasına baktığımızda söylenen şey bu. Bu nedir işte dediğim gibi 1999'dan öncesi 4A kapsamında, 4B kapsamında ve 4C kapsamında, tabi bu kapsamlara mesela 4B girecek mi, 4C girecek mi bunu da bilmiyoruz. Yani genelleme yapıyorlar genellikle. Baktığımızda bu noktada 8 sigortalı olan kişilerin o zamanki haklarının, yani yaş, daha doğrusu orada değiştirilen statü sadece yaştı aslında. O yaş statüsünü kaldıracağız. Yine dediğim gibi o tarihten önce sigortalı olanlara 20 yıl kadınlarda yani hem 4A, 4B, 4C yaş için. Yaş statüsü derken yaş tam olarak kaç olacak kadınlarda ve erkeklerde? Bir şu anda yaş durup bakın evet. Şöyle izah edeyim. Normalde 1999'dan önce bir yaş kategorisi yoktu. Yani 20 yıl kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5000 günü doldurunuz. 40 yaşınızda da 45 yaşınızda da burada yani şu daha önceki 1991 döneminde 38 yaşında insanlar emekli oldu. Yani dolayısıyla orada bir yaş kategorisi yoktu. Buradaki şey dediğim gibi 20 yıl sigortalılık 5000 prim gününüzü doldurmanız halinde emekliye müracaat edebiliyordunuz. Erkekler için 25 yıl sigortalılık 5000 prim günü olabiliyordu. 4B kapsamında kadınlar için işte 20 yıl 7200 gün. Erkekler için 25 yıl 9000 iş günü. Evet. Memurlar için de yine aynı şekilde Bağkur'a benzer. Onların biraz daha tabii statüleri biraz farklı. Orada da yine 20 yıl kadınlarda sigortalılık 7200 gün. Erkeklerde yine 25 yıl 9000 iş günü olarak emeklilik müracaat hakkı doğmaktaydı. Burada bir yaş sınırı yoktu. Ne zaman doldursun? Mesela 18 yaşına giren bir kişi çok rahatlıkla çok kısa bir zamanda yani bu yani işte 40'lı yaşlarda emekli olabiliyor idi. Burada söylenen de büyük ihtimalle bu anlam çıkıyor. Yine bu şartlara değiştirecekler. Dolayısıyla
Şu anda bizim de bildiğimiz kadarıyla yani 20, kadınlar için 20 yılını doldurmuş, 5000 gününü doldurmuş bir sürü insan var. Hı hı. Dediğim gibi bunların da bir şeye kronolojiye göre yaş durumları söz konusu doldurmuşlar. Ama o yaşa gelmedikleri için, çünkü 3 tane kriter vardır bakın sosyal güvenlikte emeklilik statüsünü kazanabilmeniz için. Bugün için söylüyorum, bugün kanunlardan. Bir işte sigortalılık süresi, iki prim süresi, prim üç de yaş. Evet, gün sayısı, bir de yaş. Şimdi yaşı ortadan çıkardığınız zaman bugün itibariyle yapılan açıklamalara göre de yaklaşık olarak 1,5 milyon, 2 milyon civarında olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani kadınlar için, bunların işte bir kısmı kadın, bir kısmı erkek olarak bakarsak, 20 yıl 5000 günü doldurmuş kadın, 25 yıl 5000 günü doldurmuştan belki ondan daha fazla olan erkekler mevcut. 4A kapsamında, 4B kapsamında da var bu. 25 yıl doldurmuş, 9000 günü doldurmuş. Ama yaş kategorisi tamam da erken sigortalı olmuş, yaşa ulaşamamış ve bekliyor emekli hakkı elde etmek için. Bunu kaldırdıkları takdirde yaklaşık 1,5 milyon, 2 milyon ama süreç içinde bu işte zamanla bu yaş kategorisi kalktıkça, bugünleri doldurdukça da yaklaşık olarak bir yıl içinde ise 4 bin ile 5 bin arasında kişinin emekli olması varsayılıyor. Evet. Dolayısıyla tabii bu noktada işte insanların da bir beklentisi var. Yani bununla ilgili yani bir şeyler olsun da ama tabii bazen de şöyle düşünmek lazım. Yani ben tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temelinden bizim şöyle başladık biz çalışmaya. Biz matbu evren arasında karbon koyarak daktiloda başladığımız için artık yani temelinde bulunduğumuz için çatının da veyahut da odaların da nasıl yapıldığı konusunda tabii yılların vermiş olduğu bir tecrübe var. Tabii. Dolayısıyla tabii burada hep meseleye şöyle bakılması gerekir. Yani ortada bir pasta var. Bu pastayı 10 kişiye mi bölüştüreceğiz, 20 kişiye mi bölüştüreceğiz? Pastayı büyütmediğiniz sürece, pasta aynı kaldığı sürece, sayıları arttırdığınız sürece pay düşecektir. Dolayısıyla öncelikle burada bu payın, bu pastanın artırılması daha uygun olursa o zaman tabii olabilir. Tabii bir de şöyle bir şey var tabii. Şunu düşünmek lazım. Tabii devlet, bir devletimiz var. Bu da devlet vatandaş için var. Yani vatandaşın huzuru, mutluluğu, sağlığı için var. Dolayısıyla iki anlamda da düşünerek bir orta yol bulunarak yürümesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu noktaya geldiğimiz takdirde şimdi bununla ilgili de çeşitli şeyler de var. Yani bir sürü sorular da var. Sorular var, evet. Ben şimdi birkaç tane soru okuyacağım. Elime ulaşmaya başladı sorular. Evet. Ama ben öncelikle ilk başta EYT'ye girdim konu, hı-hı, olarak, ama konumuz EYT olduğu için bu ilk programımızda. Şimdi biz bununla birlikte emeklilik işlemleri, genel sağlık sigortası, kısa vadeli sigorta uygulamaları, işte çalışma hayatı, sigortalık durumda haklar ve ödevler, hani bu tür konulardan da bahsedeceğiz. Tabii bütün programa bunlar sığmayacak ama bunları her programda açıklamaya çalışacağız. Ben genel olarak işte hani işveren işçi hakları, bunlarla ilgili sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ben şimdi bir tane soru geldi. Onu hemen evet. Şimdi Elif Hanım'dan başlayayım ben. Elif Hanım doğum tarihini yazmış. 15.05.77. İşe başlama tarihi 16.06.2001 SSK'lıymış. Hı hı. Doğum durumu 1999. Hı. Prim günü var mı? Evet evet. Prim gün sayısı 3736. Yanlış okumadıysam. Evet. Bunun EYT çıkıyor mu? Emekli olma şartı var mı yok mu diye. Tabii burada şimdi şöyle, yani buradaki yani Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu duruma bakarsak burada 2001 girişli olduğu için, hı hı, bu noktada çok EYT ile bağdaştıramıyoruz. Yani bugünkü kanunlar kapsamında buna bir cevap verme durumu olacaksa ona cevap veririz. Şimdi burada 77 doğumlu, 2001'de işe girmiş, 1999'da doğum yaptığı için, hı hı, buradaki doğumla ilgili de kıstasımız şudur. Kişinin sigortalı olduktan sonra doğan çocuğu varsa borçlanabiliyor.
Dolayısıyla burada sigortalı girişi 2001 ise 1999'daki çocuğu doğum borçlanmasına sokmamız mümkün değil. Ancak burada şöyle bir küçük de nüans var, onu da bir söylemiş olalım. Mesela liselerde veya bazı teknik liselerde olsun, bu bayanların staj yapma durumları oluyor. Yani işe girmek değil de staj münasebetiyle sigortalılıkları başlamış oluyor. Evet. Dolayısıyla burada bu kişinin... Ben de tam o staj olayı sigortalılık dönemine bakın, giriyor mu? Stajın, bak burada şey değil, sigorta stajla ilgili başlangıç olarak kabul edilmesi değil. Sadece stajdan sonra doğum, mesela stajla işe başlama arasında bir doğum yapmış ise onu doğum borçlanması olarak dikkate alabiliyoruz. Normalde aslında işe başladıktan sonraki doğan çocuklar. Yani burada 2001 dedik. Yani bu arkadaşımız 2001'de işe girmiş. 2002'de bu 99 yerine 2002'de doğum yapmış olsaydı bu 2002'de olan doğuma 1-2 yıl için 720 gün üzerinden prim kazandırabilmiş olacaktık. Dolayısıyla bunda bu aşamada yok ama illaki ben ne zaman emekli olurum diyorsa bunun da cevabını verebiliriz. Ama biz bu aşamada benim de tavsiyem şu şeyle ilgili, yani EYT konusunda işte borçlanmalar ve diğer konularda ki şartların biraz daha insanlara anlatılması. Mesela burada şöyle söyleyelim. Günlerin tamamlanması olarak bakmamız halinde, örneğin işte erkekler kısmından bir bakarsak, bir askerlik borçlanması var. Yani bunun günlerini tamamlamak adına. Buradaki statü de şu durumda şimdi aslında. Bir soru daha olacaktı. Evet. Umarım Elif Hanım'a verdiğimiz bilgiler... Ya şu aşamada bu arkadaşımızın dediğim gibi 2001 sigortalı girişi olduğu için EYT ile bir bağlantısı yok. Ama bunun da dediğim gibi 1999'da bir kategori yerleştirildi. Bu kategori belki de bu dönemden sonra da yeniden bir düzenleme yapılabilir. O gün yeniden değerlendirmek lazım. Evet. Ama bu doğumla ilgili, bu doğum borçlanması ile ilgili buna şu aşamada anlattığı şekli verebileceğimiz bir borçlanma yapabileceğinle ilgili bir bilgi veremiyoruz. Çünkü dediğim gibi sigortalılıktan sonra doğum yapmış. Evet. Şimdi ben Neslihan Selvi'den gelen bir soruyu da iletmek istiyorum size. 0507-70 doğumlu. Prim 07, gün sayısı... 1970 değil mi? Evet. Prim gün sayısı 4376. Hizmete başlama tarihi 01.03.90. Evet. Çok güzel. Bir de A, yani 4A tescil başlama tarihi yazmış. 01.10.87. Doğum tarihi oğlunun sanırsam. Doğum tarihi ne? 09.10.98. Yani sigorta olduktan sonra doğum. Bak işte bunun, evet bunun çocuğunu 1998 değil mi? Evet. Yani burada da tabii şöyle, tam gün olarak söyler misiniz o 98 doğumunu bir daha? 09.10. Evet, 10. Evet, Ekim ayı. Tamam, yani 9.10.1998'den sonra 2 yıl boyunca herhangi bir şekilde prim ödememişse, şimdi şöyle olabiliyor. Yani doğumu yapıyor kadın. Bir yıl tabii işte izinler veyahut da işte rapor veya dediğim gibi doğum izni falan kullanıyor. Bir sene sonra çalışmaya başlıyorsa 2 yılı borçlanma şansı yok. Yani burada 2 yıl içinde hiç prim ödememiş olması gerekecek. Yani olursa 720 günü. Yoksa bir, mesela 1 yıl yapmadıysa 1 yıl 360 günü borçlanabilecek. Yani doğum... Tabii borçlanması yapması için, yani bu anlamda da çocuk doğduktan sonra da 2 yıl hiç sigorta primi ödememiş olması gerekir. Ödenen bir gün varsa o kadar düşürecek geriye. Şimdi bu noktaya baktığımızda bu çok güzel, yani 70 doğumlu, 1990'da ilk girişi var. Evet. Şu anda bir yaş kategorisine takılıyordur büyük bir ihtimalle bu. Dolayısıyla 4376 günü var. Bakın buradan 720 günü, eğer 2 yıl hiç çalışmamışsa, 700 hatta 720 günde değil. Burada 624 gün borçlandığı takdirde 5000 günü dolduruyor. Ve EYT bu dediğimiz anlamda, yani 20 yıl sigorta, çünkü 20 yıl sigortalı dolduruyor 1990. Yani yaş EYT'den... zaten aranmıyor. 4376 günü var. 624 günde buradan vurursak dolayısıyla 5000 günü bu tamamlamış oluyor. EYT'den dolayısıyla emekli olmaya hak kazanıyor. Evet, 20 yıl sigortalılığı var. 5000 de günü var. Dolayısıyla bu kanun çıktıktan, yani yürürlüğe, resmi gazetede yürürlüğe girdikten sonra söylenen şey doğruysa hemen emekliye müracaat yapabilir. Evet. Şimdi
Bir de Kemal Kılıç'tan var. O da doğum tarihini yazmış. 17.07.82. Bir daha söyler misiniz? Ben yavaş söylüyorum, evet. Muharrem Bey ise. 17.07.82 doğum tarihini vermiş. İşe başlama tarihi 03.2005. 03? Tarih vermemiş. 0 diye herhalde 1. Tamam, 01-03 diye bağ kurulu bu yalnız. 1900 bir daha söyleyin. Başlangıcı sigorta. 82, 1982. Tamam, doğum tarihi tamam. İşe girişi. Askerlik durumu muafmış. Evet, askerlik yapmamış yani. Evet, prim günü 2825. 2825. Bu yalnız bağ kurulu mu? Yalnız evet, bağ kurulu. Şu aşamada yani. Bunun herhangi bir şey sormasına yani yaş durumundan hani dikkat alırsak 2825 günü var. Buna da hani tamam. Çok fazla yani, bir şey. Çok evet yani, 9 belli. Yani bunun şu an şartlarda bağ kuruluysa 9000 güne yani 7000 gün neredeyse 20 yıl daha eksiği prim var. Tabii ödemesi gerekir. Ki yani bu aşamada onun hani bu tabii o çoğu insan tabii şöyle düşünmek lazım. Tabii insanlar şöyle oluyor yani yani kendi hayatımızdan da bir pay biçersek, birinci önceliğimiz ne? İşte ailemizi geçindirebilmek, işte ona bir yaşam standardı sağlamak. İkinci aslında beklediğimiz şey de işte elden ayaktan düştüğümüzde, çalışamaz duruma geldiğimizde, kimseye muhtaç olmadan hayatımızı rahat bir şekilde sürdürmemizi sağlayacak kendimize bir ortam yaratmak. İşte bu da sosyal güvenlik dediğimiz, sigorta dediğimiz olgu. Yani bu noktada elimiz ayağımız tutarken çalışmamızı, gayretimizi göstereceğiz. Dediğim gibi işte 55-60 neyse yani emeklilik durumumuz ne olduktan sonra da herhangi bir sıkıntı duruma düştüğümüzde de işte bu ödemiş olduğumuz bu primler bize maaş olarak olsun, sağlık açısından bir sıkıntımız varsa hastanelere gidip oradan tedavi olma, ilaç alma gibi haklı olarak bize dönerek kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sürdürmek. Dolayısıyla evet. Burada 1982 doğumlu şu anda biz yani her şey normal giderse 70-71-72 doğumlular şu anda emeklilik hakkını kazanma pozisyonuna düşmüş durumda. Tabii bu daha 82 daha yeni, günü de çok az zaten. Dolayısıyla bu bir 20 sene sonra falan eğer yani şartlar değişmezse 20 yıl sonra falan diyecek ki ya işte ben emeklilik hakkım nasıl olur diye ancak sorabilir. Tabii buna da söylenebilir bu aşamada. Dediğim gibi ben teşekkür ediyorum kendilerine yani demek ki şey istiyor yani o noktaya bir an önce gelmek adına da belki bir görüşü var diye düşünüyorum. Evet, umarım biz de buradan yardımcı olabiliyoruz kendilerine. Evet. Şimdi Oktay Zafer yöneltmiş. Wow, bu kadar sorularımız var diyorsun. Var evet yani. Bayağı var. Biz bu EYT ile ilgili ya yani bu sorular... de işte bu ama EYT ile ilgili hiçbir şey söyleyemedik. Biraz böyle bunu açmamız gerekir diye düşünüyorum. İşte tamam. Borçlanmalar nedir? Tabii o zaman açalım biraz yani duralım. Sonra tekrar alalım evet, soruları. Tamam. Evet, çok şeyleri var, beklentileri var kişilerin. Hı hı. Demin izah ettiğimiz gibi yani EYT konusu dediğim gibi 506 sayılı kanunun öngördüğü şartlardan emeklilik hakkının tekrar geriye kazanılması. Şöyle soralım Muharrem Bey, hani yaş şartı getirilecek mi? İşte yaş şartı evet, yok. Söylenen şey bu. Borçlanma hakkı tanınacak i̇şte, mı? Borçlanma işte oradan aslında bu noktada mesela prim günü eksik olan olanlar için bunu özellikle izah etmek gerekirse şöyle izah edeyim. Yani iki tane birkaç tane borçlanma şeklimiz var bizim. Hı hı. Erkekler için dediğim gibi askerlik borçlanması, ana borçlanmalardan bahsedersek erkekler için askerlik, kadınlar için de doğum borçlanması. Bunun yanında tabii avukatların staj borçlanması var. İntern öğrencilerinin bu anlamdaki bu stajlarının borçlanması var. Okullarda, polis akademisinde veyahut da askeri akademilerde olanların borçlanmaları var. Evet. Değişik bir sürü kendi alanında işte doğum borçlanmasının daha bunun ücretsiz izin borçlanmaları var. Bunu değişik böyle 4ABC olarak bakıldığımızda borçlanmalarımız var. Bunu ana borçlanmalar kapsamında baktığımızda bir erkekler için söylersek askerlik. Burada şöyle bir nüans söz konusu. Bir kişi askere gittiğinde sigortalı ise farklı bir boyut. Sigortası hiç yapılmamışsa, askerden sonra sigortalı yapılmamışsa başka bir boyut önümüze çıkıyor. Burada ne diyelim, askerden önce sigortası olanı bahsedelim. Yani burada bir tarihler açısından da şöyle bir bakalım, söyleyelim.
Ya bu işte borçlanmaları her şey katılıyor. İşte doğum borçlanması. Tabii tabii bunlar prim günü olarak ilave yapılabiliyor olarak. Ama bazı borçlanmalar da kişilere daha artı avantajları da sağlıyor. Onları izah edeceğim. Pandemi döneminde kısa çalışmalar. Onlar kısa çalışmalar şu anda bunun bir kanun değişikliği gerekiyor. Yani bunu pandemi döneminde onlar kapsamda değil. Ben şimdi şuradan bakarsak askerlik borçlanmasına erkekler için başlayalım. Kişi askere gitti, sigortası yok. Gitti, geldi, sigortalı oldu. Diyelim ki işte 1-1-2020'de askerden işe girdi. Ama askerliği işe girdiğini, askerliği daha sonra yaptı diyelim. 2002 diyelim, pardon. Biraz hani tarihi yer alalım da. Bu kişinin askere gittiğinde bu kişinin sigortalı olmadığını varsayalım. Geldi. 2002'de askere gitti. Pardon, sigortalı oldu. Daha önce sigortası da yok. İşte 2002'de askere gittiğine göre 2004'te geldiğini varsayalım bunu. Buradan 2004'ten askerlik süresi kadar, bu kamu görevi olarak kabul edildiği için askerlik süresi kadar geriye bunun hem çekebiliyoruz hem prim gününü alabiliyoruz. Dolayısıyla burada kişinin 2004 başlangıcı biraz daha bir, yani 18 ay kadar veyahut da 15 ay kadar veya 12 ay kadar veya 8 ay kadar ne kadar yani askerlik yapmış ise bu kadar daha geri çekme imkanımız var. Veyahut da kişi dediğim gibi sigortası var. Daha sonra askere gittiği takdirde bu sefer bu noktada da sadece askerlik süresinin ne kadar prim gününü alabiliyoruz. Bedelini burada geri çekme şansı olmuyor. Bedelli mi geçerli efendim? Oluyor? Bedelli askerlik yapan... Şimdi bedelli askerlik zaten 18 gün. Yani onun borçlanması yani bir anlam ifade etmiyor. Yani burada asıl biraz daha hani yüklü borçlanmalardan bahsediyoruz. Onlar bedelli olduğu için çok bu kapsama girmiyor. Burada dediğim gibi askerden önce sigortalı olmakla sigortalı olmamak arasında böyle bir nüans var. Yani askerden önce sigortası olmayanlar için askerlik süresi kadar süreyi geri çekiyoruz. Ve onu da mesela sigortalılık süresinden sayıyoruz. Yani 2004'te başlayan için örneğin... Sigortası olmasa dahi o ekleniyor mu askerlik süresi? İşte askerlik süresi hem prim günü olarak ekleniyor hem 2004 olan başlangıcı 2002'ye çekiyor. Yani ben düz hesap olsun diye 2 sene söylüyorum. Evet. 2002'ye çekiyor. Dolayısıyla 2004'ten 25 yılın gelmesi farklı bir tarih, 2002'de farklı bir tarih olarak. Yani ona avantaj sağlıyor. Yani askerden önce kişinin sigortası yoksa askerlik süresi kadar geri çekerek ona hem gün prim günü açısından katkı sağlıyor hem sigortalılık süresi açısından katkı sağlıyor. Sigortalılıktan sonra askere gidenler için de askerlik süresi kadar prim gününe katkı sağlıyor. Evet. Yani bu noktada bu var. Kadınlarımız için de doğum borçlanması dediğimiz olay da şu. Dediğim gibi sigortalı oldu ve daha sonra bir çocuğu oldu ve bir yıl boyunca veya iki yıl boyunca hiçbir sigorta primi ödemedi. Dolayısıyla bu günleri hiç biz ödemediğini varsayalım. Yani şöyle söyleyelim. 2002'de sigortalı oldu. 2003'te doğum yaptı. 2003'ten 2005'e kadar ki 2 yıllık süreyi, yani 720 gün süreyi sigorta primi ödememişse bunu borçlanarak 720 gün daha prim gününe ilave ediyor. Demin bakın arkadaşımız şey yaptı, neydi ismi? Bak orada söylediniz. Hanımefendinin ismi söylemiştim. Neslihan Selvi. Evet evet. Bak o şu anda dediğim gibi hatta 720 güne bile ihtiyacı yoktuğunu, 624 gündü sanıyorum. Evet 624 evet, söyledim. O günü borçlanması halinde 5000 gününü dolduruyor. EYT işte çıkarsa, birbirinden geçerli olursa da hemen emeklilik müracaatı yapacak. Burada bu bir çocuk olup, yani bu 3 çocuğa kadar yapılabiliyor. Yani 2160 güne kadar. Yani bir çocuk 720 gün, 2 gün, 2 çocuk 1440 gün, 3. çocuk 2160 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla yani borçlanma yaparak onu prim günü olarak saydırabiliyor. Eksik günü varsa da 5000 güne tamamlayarak, tabii 99'dan sonra sigortalı olan için de bunlar geçerli. Yine yani 2163 günü hiçbir şey yapmadan, sigortalılık almadan yapabiliyorsunuz. Bunu da prim günü, hizmet gününe sayarak ilerleyebiliyorsunuz. Bunun yanında tabii bu genellikle işte 18 yaş sorusu var.
Genellikle hani 18, şeyleri... Ben de evet. Şimdi bir soru daha soracağım. Çok komik gelecek ama. Evet. Bu evde çalışan hanımlara onlar için de gerekli bir işlem yapılacak mı? Vallahi, onlar için? Yani onlar şu aşamada kanunumuzda böyle bir şey yok. Yani ev hanımı olarak yani kadınlarımız için işte bir sigortalılık diye yani. Şu aşamada böyle bir kanunumuz yok. Olursa o da iyi olur diye düşünüyorum yani. Bence de çok iyi evet. Olur. Hak ediyorlar çünkü. Aynen. Şimdi dediğim gibi bir 18 yaş üstü. 18 yaşa geldiğimiz takdirde de şimdi şöyle 1.4.1981'e kadar ki işe girişlerde bunların tabii çoğu emekli oldu aslında yani hı hı. O noktaya kalmadı ama daha sonra şöyle bir şey daha 1.4.1981'den önce yani 18 yaşından küçük sigortalı olsanız da onu da sigortalılık süresine sayılıyor idi. Ama o tarihten sonra dediler ki 18 yaşından sonra yani siz 17 yaşınızda da sigortalı olsanız sizi 18 yaşınızdan sonraki kısma sigortalılık süresi olarak kabul ediyor. Fakat prim günü olarak kazanabiliyorsunuz. Yani orada diyelim ki 2017 yaşında 17 yaşınızda sigortalı oldunuz. İşte 30 gün 30 günlü gün olarak alıyoruz ama sizi 17 yaşında sigorta başlangıcı olarak kabul etmiyoruz. Nerede? 18 yaşında. Oradan başlıyor. Yani dolayısıyla benim burada da naçizane bu işte sosyal güvenlik alanındaki bütün vatandaşlarımıza söyleyebileceğim şey şu, ben kendim de aynısı, 18 yaşına çocuklarım girdiğinde onların ikisini de bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün, imkanları varsa daha fazla gün mutlaka sigortalılıklarını başlatsınlar. Evet. Yani öğrenci de olabilir. Yani öğrenci çalışamaz diye bir kural yok. Tabii buna yani normal 4A kapsamında yapacaksa tabii bunu fiil olarak çalışmaya dayandırmaları lazım. Bunun hemen altını çiziyoruz. Çocuğun tabii o noktadaki vücut yapısına uygun bir işte. Yani evet. İşte 18 yaşındaki çocuğu gidip de inşaatta gibi belki hani vücut yapısı uygundur çalışabilir ama bu gibi belki onların çalışabileceği noktalarda çalıştırarak yapabilir. 4B kap isteğe bağlı sigortalı olabilir. Zaten 18 yaşında kapsamında işte memur olmayacağı için daha hemen ilk belki olmayabilir ama bu noktada en kötü ihtimalle isteğe bağlı sigortalılıkla başlayarak sigortalılıklarını başlatsınlar. Daha sonra fiil olarak işte okullarını bitirdikten sonra başladıklarında ama en azından 4 yıl, 5 yıl mesela şu anda üniversiteyi bitiren hiç ara vermeyen bir çocuk için 22-23 yaşında evet. Üniversiteyi bitirmiş oluyor. Dolayısıyla 4 yıl, 5 yıl sigortalılığı gün olmasa da diyor ki ben 4 yıldır, 5 yıldır sigortalılık süresi açısından sigortalıyım diyebiliyor. Ve onun emeklilik şartları da mutlaka değişik. Başlama yani tarihi daha, önemli tabii, yani. Tabii yani evet. Onun için de ben tüm halkımıza söyleyebileceğim şey çocuklarınızı 18 yaşına girdiğinde mutlaka en ihtimalle, kötü ihtimalle isteğe bağlı sigorta yaparak sigorta başlangıçlarını yapın. Evet. Ki ondan sonraki sürecimiz devam etsin. Şimdi, şimdi Muharrem Bey, biz programın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Hani biraz bir şey toparlamamız gerekiyor. Daha konu bizde çok olduğu için bunları her hafta konuşacağız. Tekrar olmayacak farklı konu, yani EYT'nin farklı konularını ve amaçlarını konuşacağız. Yine sorular alacağız, sorularımızı cevaplayacağız. Evet. Şimdi genel olarak bir toparlarsak. Genel olarak, şimdi şöyle o zaman ben size... biraz daha son nokta konusunda da şöyle bir hazırlık yapmıştım. Şimdi şöyle yapalım. Yani EYT konusunda bildiğimiz, duyduğumuz şey işte 15 Aralık veyahut da Aralık ayı içerisinde meclisimize bu konunun geleceği ve orada yasanın çıkacağı ve birbirinden sonra da yürürlüğe gireceği veya o kapsamda olacağı söyleniyor. Ve söylenen şey de dediğim gibi 8-9-1999'dan önceki statünün aynen geriye dönük olarak ortaya konacağı ve bu noktaya geldiğimizde bu anlamda 8-9-1999'dan önce işe girmiş çalışanlarımızın, insanlarımızın önce yapmaları gereken şey şu, prim günleri ne kadar? Buna bir baksınlar. Sonra bu prim günlerine ilave yapılabilecek borçlanmaları neler var? Onlara bir baksınlar. Neleri evet. Borçlanabilir? İşte askerlik, doğum veya diğer işte olabilecek mesela örnek mesela kadınlarımız için en fazla çok bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Yani birkaç tane ben burada denk geldi de ona yardımcı oldum, emekli oldular. Bunların usta öğreticilik dönemleri mesela daha evlenmeden önce. Danışmanlık da yapıyorsunuz zaten bunu hani genel evet. Olarak size sorular sorabilirler. Hani dışarıdan tabii. Da alabilirler. Yine yaptığımız yani program günlerinde de aynı şekilde alabilirler. Tabii hiç yapmasınlar. Çekin yani her soruya mutlaka
işte mailimizden olsun, telefon WhatsApp'ımızdan olsun veya işte Alanya Posta TV'nin ulaşmak suretiyle soruları sorarsa mutlaka hiç çekinmeden doğru bir şekilde bütün sorularına açık yürekle cevap vereceğiz. Şimdi bu dediğim gibi EYT kısmına geldiğimizde yine o borçlanmalarına bir baksınlar. Sonra işte sigortalılık süreleri, işte kadınlar 20, erkekler 25. Sonra hangi statüde emekli olacaklar? Bunlar önemli. Son 7 yılda, yani bu tarihten önce girenler için söylüyorum hep. Bu söylediklerin tamamı onları kapsıyor. Sigortalılık sürelerini, sigorta kolları veyahut işte dediğim gibi sadece bir kişi 4A'dan başlayarak sonuna kadar gitmiyor. 4A var, 4B var. Hatta daha sonra memuriyete geçen var veya mesela özellikle doktorlardan oluyor bu. 4C, yani memur olup da devlet hastanesine doktor olup daha sonra özel sektöre geçerek 4A'lı olabiliyor. Bu statülerini bir kontrol etsinler. İşte dediğim gibi borçlanmalar, bu noktaya baksınlar. Tabii ondan sonraki süreci içerisinde işte bu noktalar yasa çıktıktan sonra da, şimdi şu aşamada da yani ben yine de vatandaşlarımıza açık yürekle şunu söylüyorum. Yani bu noktada yani bu işi bilenler için size verecekleri bir cevap yok. Yani çünkü kanun yok, madde yok, ortada ne olduğu belirsiz. Dolayısıyla sen böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Duymak için bir bedeller ödediğini duyuyoruz. Evet. Yani hiç gerek yok. Şu aşamada en yapılabilecek şey bu günlerini, yani bizim bakanımızın söylediği, bizlerin de işte gün olarak izah ettiği bu minvalde şeylerini toplasınlar, beklesinler. Yasa çıktıktan sonra kendileri de yapabilirler aslında. Ama ya bunu biz de biraz daha işi bilenle bir çözelim veya görelim diye bir düşünceler olsa da bu işin gerçekten bilen uzmanlarına danışsınlar. Yani burada evet, son dönemde de maalesef ben yine de bu serzenişi de yapayım mı yapmayayım mı çok da bilemedim ama yani ben bakıyorum, ben 30-35 yıl bu işe emek verdim. Yani memuriyetten tutun işte şef müdür yardımcısı müdür pozisyonuna kadar her türlü uygulamayı da yaptım. Hala kendimi uzman olarak görmüyorum. Ama bakıyorum ben piyasada bir sürü uzman diye insanlar geziyor ve bu insanlara vatandaşımız bu anlamda işte haksız kazanç sağlaması adına bir şeyler yapıyor. Hiç gereksiz. Şu aşamada bekleyin. Benim tavsiyem tabii ki karar onların. Şu aşamada bekleyin. Bu kanun çıktıktan sonra, hatta meclise geldikten sonra 3 aşağı 5 yukarı bu netleşir. Ondan sonraki süreçte bilgi sahibi olmak istiyorlarsa bu işin uzmanı olduğunu düşündükleri, gerçekten uzman olduğunu düşündükleri insanlarla paylaşarak kuruma gitsinler. Yani oradan da o bilgileri. Tabii kurum yoğun olduğu zaman o sorunlarına çok böyle net, somut ve hızlı ve doğru biçimde bilgi alamayabilirler. Yani oradaki memur arkadaşların da, biz tabii yıllarca bu işi yaptığımız için biliyoruz. Çünkü arkada bir sürü bekleyen var. Seni 5 dakika tutsa arkadaki hemen homurdanmaya başlar haklı olarak. Dolayısıyla seni bir an önce göndermenin yolunda bakıyor. Tam yeterli cevabı alamıyorsunuz. Evet. İşte buralardan cevap alarak bunlara o duruma göre hareket etsinler. İşte borçlanmaları yatıralım mı yatırmayalım mı soruları var. İşte o noktada da keza öyle. Burada borçlanmalar için şöyle bir izah edeyim. Borçlanmalar 31 Aralık tarihine kadar kuruma müracaat etmeniz halinde eski fiyat geçerli. Yani 31 Aralık'ta da müracaat etseniz o günkü rakam üzerinden ödeyeceksiniz. Bir ay içinde ödeyeceksiniz ama o günkü rakam. Dolayısıyla işte 20'sinden, 25'inden, 26'sından sonra da borçlanma yapılabilir. Yani tabii ayın birinden sonra yaparsanız yeni asgari üzerinden, belirlenecek üzerinden bedel ödemeniz gerekir. Çok böyle borçlanmayla hemen emekli olabilecek kişilere tavsiye ederiz. Aralık ayın içinde müracaat etsinler. Ocak ayı içinde de ödemelerini yaparlar eski fiyat üzerinden. Evet. Bu şekilde buna bakabilirler işte. Çalışanlar mesela çalışmayan olanlar var. Yani bu günlerini doldurmuş, yaşı bekliyor. Çıkanlar var. Bunlar işte emekliye mutlaka müracaat edecekler. Çalışanlar için dediğim gibi işte kıdem tazminatı için kurumdan emekli ol yazısını işte alabilecekler veya devlet üzerinden bunu yapabilirler. İşte kıdem tazminatı ile ilgili sorunlar var. O kıdem tazminatı tabii emekli olmanız halinde haklı bir iş aktiniz, işten ayrılmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kıdem tazminatınız baki oluyor ve dolayısıyla kıdem tazminatı alma hakkınız var. Evet. Bulunduğunuz yerde tekrar çalıştığınız yerde emekli olduktan sonra tekrar çalışma haklarınız da var gibi işte dediğim gibi daha çok şeyimiz var ama evet, açılımı bu noktada çok işte bir açılış yaptık diyelim. Evet. Benim için de öyle, yani benim için de ilk program desek yeri var.
Güzel bir program oldu. Detaylı ve bilgilendirici oldu. Biz buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Uzmanından öğreniyoruz çünkü. Ben de öğreniyorum buradan. Evet. Biz şimdilik programın sonuna geldik. En güzel bilgilerle haftaya tekrar kesinlikle yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, haftaya şimdi daha güzel bir hazırlık dönemiyle. Bu biraz sürçülisan etkisi affolayık program olduğu için, bizler de sürekli bu iş yapmadığımız için bu noktada böyle çeşitli takıntılarımız olmuş olabilir ama süreç içinde sorunlarına hızlı, doğru ve somut cevapları vereceğimizi bilsinler. Bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Her zaman Alanya halkının yanındayız. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese iyi akşamlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere aynı saat ve aynı günde.